Allah'ım, mutfak seti, mutfak seti. Efendim anneciğim. Anneciğim, çadırı yeniden kuramayız. Neden? Çünkü çadırla ilgili bir sıkıntımız var. Lütfen. Dişin yok zaten, lütfen. Rüzgar beni anlamıyor. Anneciğim dur, yapma öyle, yapma, kalk Rüyacığım, bak bu benlik bir şey değil kızım, bir dinler misin? Beni hiç duymuyor. Oğlum. Susmuyor da beni de duymuyor. Bebişim, canımın içi, güzel kızım. Çadırla ilgili sıkıntı olduğunu biliyorsun. Çadırımızı kuramıyoruz. Peki düşüneyim. Dur sakin ol. Şimdi çadır olmaz, tamam mı? Bizim çadırımızla ilgili bir sıkıntı var ve açamıyoruz artık çadırı. Onun küçük bir tamirat işlemi var. Onu halletmemiz gerekiyor. Ama çadırı başka kurabileceğimiz bir şey var mı? Onu düşüneyim. Aa! Top havuzun üstüne bir tane çarşaf koysam olur mu? Top havuzu mu? Çok alçak değil mi? Sen oturamazsın bile. Yani çadırda zaten ayağa kalkılacak kadar mesafe yok ama otur... Ben oraya otururken... Buldum! Park yatak! Üstüne bir tane çarşaf atarız. Burası da girişi. Al sana çadır. Nasıl fikir? O kaydırağı buraya koyacağız. Anneciğim, o kaydırak ona göre değil. Olmaz. Havada kalır yani, düşersiniz. Kaydırağın şu ucu yere değmez, tamam mı, şuradan? Burada böyle şuradan yukarıdan aşağı atlamak zorunda kalır. Ben gideyim size bir çarşaf getireyim hemen. Kızım ne yapıyorsun? Çarşaftan sonra park yatağımızı... Park yatağımız kurulu zaten. Çadır yapalım. Evet, getirdim Rüya çarşafı. Bana yardım etmen lazım. Aç bakalım onu. Gel sen gir direkt çadıra Rüzgar. Gir. Biz de bu arada çadırı kuralım. Şurada açalım. Sen de mi gireceksin? Ben tek başıma mı kuracağım çadıra? Şöyle. Dur, halledeceğim. Şurada şöyle yaptık mı? Galiba tamam. Nasılsınız? Çadır. Hayalet evi mi? Ne hayalet evi? Anneciğim işte çadır bu. Park yatağının üstüne bir tane çarşaf örttük bu işte. Ben ne yapıyorsunuz peki? Ben yapmıyorum şu an. Ya dur, onu bırak da. Görünmüyorsunuz şu an, biliyor musunuz? Peki bir şey söyleyeceğim. Orada ne yapacaksınız şimdi? Rüya sıratını mı yazdın? Ne yapıyoruz? Dur ben de şuradan bakayım. Hey dostum. Şurada gel buraya. Ben de mi geleyim? Oğlum ben sığmam ki buraya. Kafam sığmaz. Peki bir şey söyleyeceğim. Buranın çadır olması dışında kuracağımız başka bir... Kapıyı mı kapatayım? Tamam, kapatayım. Görüşürüz o zaman. Kapatıyorum. Vallahi kapattık kapıyı. Bakayım. Buralara kapatayım ister misiniz? Kapatın. Burayı da oradan. Kapatın. O zaman karanlık olmayacak mı içerisi? Evet. Bakayım. Vallahi görünmüyorlar da ya. Dur kapatayım burayı da. Güzel değil mi Rüzgar? Şimdi çarşafı komple açtım. Burası da kapandı. Böyle bakıyorum. Burada beyaz bir kutunun içine girer. Peki şu an beni duyuyor musunuz? Evet. Görüyor musunuz peki? Hayır. Gölgeni görmüyoruz. Ne gölgesi görüyorsunuz? Bir de yapsak. Yapayım, korktunuz mu? Anne kapattım. Oy, iyi oldu size. Kapattım. Bir daha yapayım mı? Hayır. Ne yapayım? Ben korkmam ki. Tamam, bir daha yapmıyorum. Tamam, hadi çadır oyununa devam edin. Tamam, yapmıyorum bir daha. Nasıl oldu arkadaşlar sizce çadırımız? Birazcık komik ama bence fena da olmadı. Yorumlarınızı yazın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar, hoşça kalın. Görüşürüz. Bir daha bakalım onlara. Bay bay. Anneciğim o... Hiçbir şey beni buldu. O Rüya'nın... Gerçekten Rüya'nın. Gel Rüya'ya götürelim, hadi boyama yapalım hep birlikte. Benim. Evet, sana aldım, nasıl? Yok, birlikte boya yapalım mı? Gel tek. Ya Rüya, ben onu abi, sana aldım. Boya yapalım mı? Hadi gel boya yapalım. Ama bir şey söyleyeceğim, Rüzgar çok hevesli, ne yapacağız? Tamam. Getir ya, bir bakayım ben de. Neymiş bu? Sayılarla boyama tuval. Şimdi bununla bir tane arı var, bir tane de kelebek var, çiçekler var, bulutlar var ve maviler var. Ve bunun en güzel tarafını biliyor musun? Buralarında Rüya gerçek ahşap var. Yani bunu bitirdiğin zaman sonrasında bir tane çiviyle odana böyle asabilirsin bunu. Bir tablo olarak yapabiliriz yani. İster misin böyle? Evet. Şimdi sayılarla boyama diyor ya anneciğim. Önce açalım mı beraber? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Rüzgar bırak onları.
Alıp alıp atıyorsun ondan sonra. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bence içeriye gidelim, orada yapalım bunu. Ben yapmasın, ben yapacağım. Ben yapacağım. Sen ne yapacaksın? Hı? Neyse gel bakalım, buluruz sana da boyayacak bir şey. Gel anneciğim. Benim de top yok. Yok mu? Niye? Evet anneciğim, haklısın. Neyi sormadık? Ben çok üzüldüm. Keşke iki tane alsaydım ama Rüzgar çok sana göre değil. Sana birazcık anne, daha... Birazcık efendim. Kafanı fazla yormadın mı? Neye? Bak burada benim bir sürü resmim var ve kağıda yaptım. O da kağıda yapar, o da oraya yapar. Evet öyle yaparız benim artık ama baksana. Şimdi seninki çok havalı. Buralarında şeyler falan var. Dur. O benim. Evet o rüyanın. Gel Rüzgar biz de kağıda yapalım, olur mu anneciğim? Ben seninle yaparım, olur mu? Gel şimdi Rüya, hadi içeri bakalım buna. Aç bakalım şimdi komple. Öncelikle ben şeyi merak ettim. Uf, çok güzel ya bu patlatma hissi değil mi? Önce sen şunu al, tamam mı? Bunu kaybetme. Buradaki boya... Ay bir şey söyleyeceğim Rüya. Dokusuna bir baksana. Çok güzel. Ama sanki bu yağlı boyaya uygun gibi. Nasıl boya yapacaksın bununla? Pastel mi? Akrilikle mi? Ha, peki akrilik boyayı neyle yapacaksın? Fırçayla mı? Anladım. Peki bir şey söyleyeceğim. Birisi var arkanda. Çok mutsuz ve üzgün. Ne yapacağız ona? Aldız benim su akrilik boya. Buraya mı? Aa, buraya. Ama boya aynı boya diyorsun. Hiçbir fark olmaz ki. O da ay bir şey diyeyim mi? Bu ana kadar hiç böyle bir şey gelmemişti aklıma, biliyor musun? Öncelikle arkadaşlar hemen sorumu sormak istiyorum. Daha önce böyle bir tuvale resim yapan var mı aramızda? Biz ilk defa deneyeceğiz. Çok heyecanlıyız. Rüzgar hatta deneyemeyeceği için birazcık üzgün. Ama akrilik boyaları getiriyorum. Sonrasında Rüzgar da deftere yapsın. Nasıl fikir? Güzel. Güzel değil mi? O zaman ben gideyim akrilikleri getireyim. Rüzgar aklımıza süper bir fikir geldi. İnanamayacaksın duyunca. Efendim? Anne ben buna göre yapmasam olur mu? Sen bilirsin, olur. O zaman çıkarıyorum akrilikleri. Gel Rüzgar hadi birlikte boyama yapalım. Fırça da getireyim mi Rüya, fırçayla boyayalım? Niye? Ellerimiz batmasın. Anne Rüzgar'ınki kendininkiyle yapsa bu benim. Tamam olur anneciğim, ben onun akrilik boyalı. Onun akrilik boyası mı var? Ben de hemen var. Tamam diyorum. Ha öbür boyaları diyorsun, küçük kutu. Tamam ben onu getireyim. Rüzgar sana da çok güzel bir etkinlik buldum. Sulu boya yapacağız. Hem de fırça boy. Bununla fırçayla değil. Yapalım mı? Hemen ben şuna su koyup geliyorum. Tamam bekle. Rüzgar bu direkt öyle olmuyor. Önce aç aç anneciğim. Önce bunu böyle ıslatıyorsun. Sonra dur. Burayı böyle fış 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 yapacağız. Tamam sonra da buraya böyle yapacağız. Aa. Bunun siyah varmış. Dur ben sana başka getireyim. Bunu yıkayayım da getireyim daha doğrusu, olur mu? Rüya senin nasıl gidiyor? Daha başlamadın mı? Hadi bakalım. Rüzgar'ın resmi birazcık değişik oluyor ama bence güzel oluyor. Bakalım Rüya'nınki nasıl olacak? Merakla bekliyorum. Çok tatlı görünüyor ama. Ya boyama saati etkinliklerimiz bizim çok keyifli geçiyor arkadaşlar. Siz de düşünüyorsunuz bu konuda. Ay, akrilik boyaların Rüya sıfır ve çok güzel görünüyor. Hadi bakalım başlayalım o zaman resme biz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Son halini paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Günaydın. Arkadaşlar merhaba. Biz bugün tiyatroya gidiyoruz. Benim arkadaşlarım. Evet Rüya'nın arkadaşlarıyla birlikte şimdi. Arkadaşlar size bir şey demek istiyorum. Geçenki videoda ben tamamlayamamıştım. Evet tablomuzun son hali nasıl olmuş sizce? Ben çok beğendim. Siz de hemen like'ınızı atın. Aa evet arkadan da görüyorum. Neyse biz hazırlanmaya başlayalım. Rüya ne giyeceksin bugün? Elbise. Hadi git bakalım seç. Efendim anneciğim. Onu mu giymek istiyorsun? Evet, altıma da benim en yakışan şeyimi giyiyorum. Peki. Peki sen bilirsin. Ben şey diye düşünmüştüm. Daha çok böyle tight tişört falan tarzı takılırız. Ben öyle giyeceğim çünkü. Oo. Rüya hazır mısın anneciğim? Bakayım. Ooo tozluklar. Krem rengi sweet ve kot etek. Bence çok güzelmiş. Saçını böyle mi yapacaksın? Bence böyle de çok hoş durmuş. At kuyruğu. Ne dersin? Pembe var üstünde. Pembe bir şey de takabilirsin toka. Arkadaşlar siz nasıl buldunuz kombinimizi?
Bu arada taksiye mi binip gideceğiz? Babam mı bırakacak bizi? Hadi bakalım, hazırlıklar devam etsin. Ay, gideyim ben de üstümü giyineyim. Sweet shirt'te oturuyorum evde. Hadi ben de hazırlanayım o zaman. Biz çıktık evden, şimdi tiyatroya gidiyoruz. Rüyanın arkadaşları. Rüzgar da bizi bırakıyor değil mi anneciğim? Anne. Efendim? Biz dans edelim. Siz de dans edin, tamam dans anneciğim. Edelim. Süper fikir. Tiyatro salonu nerede? Burası mı? Ay, çok güzelmiş bu salon. Işıklar rengarenk. Ay, herkes sahneye çıkmış. Rüyalar sahnede mi yoksa? Bakayım. Aa, ben Rüya'yı bulamıyorum. Salon çok güzel ama Rüya yok. Tiyatroda Rüya'yı kaybettim. Keşke kendime de bilet alsaydım. Allah Allah, çıktı mı acaba? Keşke bilet kendime de alsaydım. Şu an çok pişmanım. Rüya tiyatrodan çıkmış arkadaşlarıyla beraber ama nerede? Acaba dışarıdalar mı? Ya kaybolduysa? Evet, buralarda. Salonda kaybolduysa? Burası da çok büyük. Rüya. Rüya yok. Aşağıdan birileri geliyor. Onlar da değil. Neredeler acaba? Ya çıkıp beklediler mi acaba? Neredeler? Rüya, neredesin? Rüya. Seni bulamadım anneciğim. Çıktın mısın tiyatrodan? Ay, çok korktum seni bulamadım diye. Keşke kendime... Ya kankeytalar, yeniden buluştu. Süpersiniz. Nasıl tiyatro, anlatın bakalım. Güzel. Güzel miydi? Selen, sen beğendin mi? Senin masken çok güzelmiş bu arada. Bilge tacına bayıldım. Nasılsın? Senin için nasıl geçti tiyatro? Güzel miydi? Herkes beğenmiş o zaman, öyle mi? Peki, bir şey soracağım. Dans yaptılar ki. Dans mı? Kızlar, bir şey fark ettiniz mi Rüya ile ilgili? Gül Rüya. Daha çok gül. Rüya'nın bir tane dişi artık yok. Artık dişi yok Rüya'nın. Ne hissediyorsunuz? Senin dişlerin gitti mi Bilge? Duruyorlar mı? Süt dişlerin mi var hala? Selen, senin hiç dişin düştü mü? Kaç tane? Bir tane mi? İki. Ya, inanmıyorum. Peki, tiyatroya gittiniz. En küçüğü benim. Evet, sınıfın en küçüğü Rüya galiba. Tiyatroya gittiniz. Eğlenceli geçti. Bayağı siz genç kız oldunuz artık ha. Tiyatrolar falan, eğlenceler. Haftaya ne yapalım? Partileyelim mi? Ya, nereye partileyelim Selen? Bir dans, bir müzik, bir eğlence. En kısa zamanda bize gelin. Tamam. Aa, bir şey vardı. Ben size söylemeyi unutmuş olabilirim. Haftaya biz neredeyiz biliyor musun Rüya? Bir yere oturmaya gideceğiz anneciğim. Nereye biliyor musun? Biliyorum. Nereye? Selenlere. Nereye? Selenlere. Haftaya Selenlerle buluşuyoruz. Arkadaşlar, tiyatroya daha önce gideniniz var mı? Tiyatro sevenler hemen like'ını atsınlar, yorumlarını yazsınlar. Videomuzu beğendiyseniz de like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar, hoşçakalın. Bye bye.